Skorer TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Dün oynanan Fenerbahçe Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından Uzay Gökerman'la birlikteyiz. Uzay abi hoş geldin. Merhabalar, iyi pazarlar herkese, sana da. Teşekkür ediyorum. Nasılsın, iyi misin? İyi, iyi, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Evet, Fenerbahçe 3 puanı aldı yine. Güzel bir şekilde devam ediyor yoluna. Şimdi öncelikle bir karşılaşmanın değerlendirmesini rica edeyim senden. Daha sonra üzerine konuşacağımız oyuncular oldu. Evet, Fenerbahçe yanılmıyorsam 8 maçta 7. galibiyetini aldı. İyi bir performans. Yani puan anlamında iyi bir performans. Fenerbahçe'yi sezon başından beri hani o gelişim gösteren farklı noktalarıyla hep değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani bir önceki karşılaşma, Kayseri karşılaşması, hücum aksiyonlarının çok ön planda olduğu, hatta onu bayağı görkemli bir şekilde ortaya koyduğu bir karşılaşmaydı. Dünkü maçı bence Fenerbahçe'nin tabii hücum aksiyonu konusunda değil ama oyunu, ikili mücadeleler, rakiple mücadele ve savunma, iyi savunma yapma anlamında değerlendirmek gerekiyor belki. Çünkü Erol Hoca bize her seferinde yani şunu söylüyor. Yani ben maç maç bakıyorum ve karşılaşmaları her karşılaşmanın kendi özelinde değerlendiriyorum şeklinde açıklamaları oluyor. Onun bu açıklamalarından yola çıktığımız zaman dünkü karşılaşmayı eğer o gözle değerlendiriyorsak şu sonuca varmamız gerekiyor. Fenerbahçe dün karşı tarafın sert oyunu karşısında nasıl bir oyun sergilemesi gerektiğini bize göstermeye çalıştı. Rizespor'a bakarsak tabii yeni bir teknik direktörü var, Sümüdika. Sümüdika enteresan bir teknik direktör. Seninle Gaziantep maçı öncesinde ve sonrasında yaptığımız programda da onun agresifliğini, takıma nasıl etkide bulunduğunu söylemiştik. Şimdi Rizespor'un bir Galatasaray, bir Beşiktaş maçları var. Galatasaray'a 4-0 kaybetti sahasında. Beşiktaş'a da 6-0 kaybetti. Evet. O maçlarda Rizespor'un dirençsiz bir görüntüsü vardı. Yani rakibine karşı kafa tutamayan. Yani kafa tutamayan derken bu rakibinin Galatasaray ve Beşiktaş olmasından kaynaklı kafa tutamayan diyebiliriz. Ama Rizespor'un Fenerbahçe maçları, yani ligin ilk maçı ve 22. haftadaki bu maçlarda Rizespor Fenerbahçe'ye karşı gerçekten çok dirençli, kafa kafaya bir futbol sergiledi. Yani iki farklı teknik direktör var, Thomas ve Sümüdika. Evet. Yani burada Sümüdika'nın futbolunu ve Sümüdika'nın agresifliğini ön plana alarak değerlendirmek istiyorum. Yani şunu söylemek istemiyorum ama tabii ki insanların aklına geliyor. Yani takımların başka takımlara karşı farklı motivasyonları mı var şeklinde cümleyi de insanın sorması gerekiyor mu gerekmiyor mu diye. Çünkü yani Rizespor Fenerbahçe'ye karşı gerçekten çok dirençliydi dün. Agresif bir futbol oynadılar. Sert bir futbol oynadılar. Özellikle Fenerbahçe'nin son maçlarıyla kıyasladığımızda faul sayılarının çok yukarılara çıktığını gördük. Yani dün 32, toplamda 32 faul olmuş. Sümüdika yine oyun dışı kaldı, atıldı. Fenerbahçe bu testten geçti mi? Evet, geçti. Ama hani şimdi biraz sonra diğer sorularınla futbolunu, futbolcu üzerinde değerlendirmeye devam edebiliriz. Evet, peki. Şimdi aslında biz haftalardır seninle yayın yapıyoruz ve İkimiz de şunu söylüyoruz. Erol Bulut'un sistemi daha tam böyle oturamadı. Onu tam böyle bir ayırtamadı gibi konuşuyorduk. Sence artık yavaş yavaş oturmaya başladı mı acaba? Ne dersin? Ben şimdi bunu söylediğim zaman tabii ki Erol Hoca dünkü basın toplantısında da birazcık imalı cevaplarda bulundu. Evet. Yani onu da kızdırmak istemem ama onun tabii hayata bir bakış açısı var. Bir de hani sahaya yansıyanlar var. Şu açıdan haklı. Yani ben ligin şu an lideriyim. Yani
maç fazlasıyla lideriyim. Buraya gelmek kolay değil. 4 tane yenilgi aldım topu diyebilir. Bu maçları ben oyun planı olmadan kazanmam mümkün değildi diyebilir. Bunların hepsinde ben Erol Hoca ile aynı yerdeyim. Fakat Fenerbahçe'nin her şeyi rakibe karşı ve hangi rakibi kimse ve onun oyun planına göre tepki göstermesi konusundaki şeyi ben oralarda Erol Hoca ile aynı paralele gelemiyorum. Çünkü yani dünya futbolunda da, Avrupa futbolunda da, Türkiye'de de bazı yani takımların kendi oyun planları, oyun karakterleri olması gerekiyor. Fenerbahçe'nin bu inişli çıkışlı grafiğinde bir sıkıntı var. Yani Fenerbahçe az önce hani girişte söylediğim gibi bütün bunları öğrenmeye çalışan bir takımsa ki öyle. Buralarda evet hemfikiriz ama ligin işte 22. haftası gelmiş. Fenerbahçe 21. lig maçına çıkıyor. Artı kupa maçları, artı özel maçlar değerlendirdiğimizde neredeyse 30'un üzerinde maç yapmış. Ama tabii ki sürekli değişen bir kadro yapılanması da var. Bunu ben son 7-8 maç özelinde değerlendiriyorum. Yani genelinde söylemiyorum. Ki Fenerbahçe'nin bundan sonraki maç karakterinin de farklı olacağı da kesin. Mesut gelecek. Evet. Yeni transferler var. İşte Osayi dün girdi. Atilla'nın performansı var. Onların farklı oyun anlayışları ve oyun karakterleri var. Bunlar mutlaka Fenerbahçe'nin futboluna etki edecektir. Ama hani ben işte o hani diyecek ki ne istiyorsun kardeşim? Hani oyun planı ne istiyorsun? Fenerbahçe'nin her maçta belirli oyun şablonlarını sahaya sergilemesi gerekiyor. Dün mesela Fenerbahçe şimdi Rizespor oyunu sıkıştırmaya çalışıyor. Haklı olarak karşısında Fenerbahçe var. Sıkıştıracak ve oradan puan çıkarmaya çalışacak. Evet. Fenerbahçe'nin de oyunu genişletmesi gerekiyor. Yani o sıkışıklığın içerisinde genişletmesi gerekiyor. Futbol nasıl genişletilir? İlerideki oyuncularını sürekli yer değiştirerek, tek paslarla boşa kaçarak oyunu genişletme opsiyonlarınız vardır. Yani dün Fenerbahçe'nin ileri hattında oynayan oyuncular yani Samat da çok durağan kaldı. Tiam'a gelen toplar fazlasıyla geldi ve gitti. Yani duvara toslar gibi gitti. Tiam'ın mesela birkaç pozisyonda ayakta kalamaması yani benim mesela dikkatimi çekti. Daha dirençli olması gerekiyor. Yani o pozisyonda mesela bir Atilla'nın bir topu var kendisine uzaktan uzun mesafeli bir top. Orada rakibi yanılmıyorsam Morozyuk'tu. Onun bir teması da var ama o pozisyonda ayakta kalabilmeyi becermek gerekiyor. Mesela ayakta kalmayı beceren Fenerbahçe'de futbolcular var. Pelkas gibi. Yani Pelkas düştüğü zaman bile hemen ayağa kalkıyor. Faul yapılıyor, devam ediyor. Hatta dünkü karşılaşmada pozisyon olarak Rizespor'un itiraz ettiği bir takım şeyler oldu. Yani hakem devam eden pozisyonda Pelkas'a yapılan ilk faulü gösteriyor. Yani orada faul oldu. Halbuki ikinci hamle gelmiş. İkinci hamlede de yani futbolcu oynamaya devam etmiş. Nazım mesela üst düzeyde ve yere düşmeyen, kalkan, rakibine direnç gösteren futbolcular. Bunlarla hani takımın kendisini zenginleştirmesi gerekiyor. Bunlarla yani sahada bir oyun planının sergilenmesi gerekiyor. Dünkü karşılaşmanın saha koşulları ve rakibin sertliği ve oyun kurulamaması nedeniyle Fenerbahçe'nin tabii ki uzaktan şut çekme, duran top ve kornerlerle gol bulma şeyi vardı, opsiyonu vardı. Fenerbahçe bunlardan bir tanesini değerlendirdi. Evet, iyi bir zamanda da golünü attı. Bu değerli. Bunu başarabiliyor olmak da çok önemli. Ama hani Fenerbahçe'nin hani önümüzdeki senelere yani ben yarın öbürsü gün hemen Fenerbahçe ezbere bir top oynasın beklentisinin içerisinde değilim. Ama Fenerbahçe'nin ilk hedefi şampiyonluk. İkinci hedefinin mutlak surette bu sene Şampiyonlar Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde de üst düzeyde takımlarla kafa kafaya oynayabilecek bir oyun anlayışının sergilenmesi gerekiyor. Yoksa Fenerbahçe
Kayserispor'a karşı ya da işte Rizespor Gençler Birliği'ne karşı iyi oynamış, iyi oyun planını sergilemiş. Mesele bu değil yani. Biraz daha geleceğe yönelik olduğunu söylüyor. Evet, evet. Evet. Zaten yapılan transferler de biraz bu noktayı gösteriyor bize. Evet. Peki şimdi dün gecenin dün akşamın önemli olayı Perkıs'ın sakatlığı oldu tabii ki. Evet. Çok üzücü oldu. Nazarımda değdi yine yani. Eyvah. Biliyorsun Perkıs'la ilgili son düşüncelerim bir tek yani en çok onu beğeniyordum. Nazara değdirdim yine. Zannediyorum 2-3 hafta uzak kalacak sahalarda. Ne söylersin Perkıs için? Ya Perkıs bence hani bu takımın şu anki hani birkaç hafta önce konuştuğumuz o omurganın en merkezindeki oyunculardan bir tanesiydi. Ve bence Mesut'la en iyi anlaşabilecek oyunculardan biri de. Yani bir tanesi Ozan, diğeri Gustavo. Ve Perkıs da hani bu takımın o orta merkezdeki Fenerbahçe'nin hem oyun aklı, oyunun direncini sağlayan futbolcular ve hı hı. hücuma Fenerbahçe'yi çıkartan unsurlar. Perkıs'ın sakatlığı Fenerbahçe'nin futbolunu etkileyecektir. Evet. Perkıs'ın olmadığı dönem ki şimdi Hatay Spor maçı da çok riskli, yani tehlikeli bir maç ama esas derbi var. Yani Fenerbahçe'nin o derbide bence artık kazanması gerekiyor. Yani o derbinin çünkü maalesef son birkaç yıldır Fenerbahçe'nin derbilerdeki o dirençsizliği ve hani uzun yıllardır devam eden serilerin yani son bir sene içerisinde hepsinin teker teker ortadan kalkması yani Fenerbahçe taraftarı için en hani kabul edilemeyecek ya da üzüntü verecek konulardan biri. Perkıs'ın haftaya cumartesi günü Galatasaray maçında oynayamayacak olması tabii yani bir takım oyun planlarını alt üst etmiş olacaktır. Bence kötü. İki hafta deniyor. Yani iki hafta sahalardan uzak olacağı söyleniyor. İki hafta yanılmıyorsam dört maça tekabül ediyor. Yani bu lig periyodunda. Fenerbahçe için hani büyük kayıp şu an. Evet, umuyorum en kısa sürede hızlı bir şekilde sağlığına kavuşur diyelim Perkıs için. Peki iki yeni transfer onları nasıl buldu? Şimdi tabii Atilla'nın ikinci karşılaşmasıydı. Osayi'nin ilk karşılaşmasıydı. Nasıl buldun? Önce istersen Atilla ile başlayalım. Çünkü 2'de 2 gayet iyi gidiyor şu anda. Sen neler? Yani bir kere genç olmaları çok önemli. Yani ikisinin de işte 22-23 yaşlarında. Geldikleri takımlarda yani birisi Macar oyuncu işte geldiği takımda forma giyiyor. Diğeri Osayi işte İngiltere'de oynayarak gelen bir oyuncular ve ikisi de hazır olduklarını gösterdiler. Geçen hafta da yani bu maçta da yani Kayserispor ve Rizespor maçlarında Atilla'nın geriden güzel oyun kurma şeyini gördük. Yani yeteneğini gördük. Az önce söyledim yani Tiam'a vermiş olduğu pas Fenerbahçe için mesela oyun planı mıdır? Evet mesela bu bir oyun planıdır. Yani rakibi sen geriye kendine doğru çekersin ve hızlı adamlarına geriden pas atmak. Bu bir oyun planıdır. Galatasaray mesela bunu Taylan'la çok iyi yapıyor. Beşiktaş'ta da hani bunun opsiyonlarını görüyoruz. Fenerbahçe'nin bu opsiyonu sağlayabileceği ileride oyuncuları var. Ama onlar mesela topu tutamıyorlar. Yani topu tutma konusunda sıkıntıları var. Atilla bu pası atabileceğini Kayserispor maçında da bu maçta da gösterdi. Bu iyi bir özellik. Fenerbahçe savunmada yani iki maçta çok büyük açıklar vermedi. Yani dünkü maçta bir iki tane pas hatasından dolayı Rizespor'un şeye girdiğini gördük. Bunlardan bir tanesinde de Atilla'nın pozisyon hatası yaptı. Yani top tam çizgi üzerinde de topu dışarıya çıkması hani vücuduyla perdelerken Rizespor'lu oyuncu topu çıkardı ve tartışmaya yol açan bir pozisyon oluştu orada. Yani o tür konulara yani savunma oyuncularının dikkat etmesi gerekiyor. Ama hani şu ölçekte, şu ortalamada ben Atilla Salahi'nin
ortalamasının Fenerbahçe'nin üzerinde ve şu an banko oyunculardan bir tanesi olabileceğini düşünüyorum. Osayi için çok erken. Osayi Samuel için çok erken. Ben hani benzetmek istemiyorum ama Rodriguez'e benzemesin umarım. Hani ilk böyle görüntüm beni onunla bir böyle çakıştırdı. Çünkü o kanat oyuncularında ben sahayı üç boyutlu görebilen şey istiyorum. Hep beklentim o yönde. Mesela Rodriguez sahayı iki boyutlu gören bir oyuncuydu. Yani sadece önüne bakan ve sağında solunda neler oluyor. Topu nereye attığında oradaki o pozisyon oluşumunu göremeyen bir oyuncu tipiydi. Hızlı ama sonucu tam olarak sağlayamayan bir oyuncu karakteri. Ben hani dünkü 20 dakikalık bir periyotta Osayi'yi hani çok değerlendiremedim. Önceki Queens Park Rangers serüvenindeki maçları da oturup izlemek lazım. Hani ben Premier Ligi daha fazla izliyorum. Evet. Yani onları göreceğiz, izleyeceğiz. Evet, biraz daha konuşmak için zaman var. Evet. Vakti var diyelim. Peki. Şimdi çok kritik, az önce sen de söyledin, Hatayspor karşılaşması. Çok da iyi gidiyor Hatayspor baktığımız zaman. Bir iki cümle alayım senden. Nasıl geçer sence Hatayspor deplasmanı? Zor geçecektir. Hatay çünkü dirençli takım. Beşiktaş maçını izledik. 2-2 bitmişti. Beşiktaş oradan zor puan aldı bence. Dün de Başakşehir karşısında, Başakşehir gerçi çok motivasyonsuz ve dağınık bir takım görünümünde. Okan Hoca'dan sonra zor maç olacak Fenerbahçe için. Bence en zor maçlardan bir tanesi o olabilir. Derbi öncesinde Hatayspor'la karşılaşmak zor. Dirençli bir takım. Ama Fenerbahçe, hani girişte söylediğimi tekrardan hatırlamak gerekirse, o rakibe karşı direnç gösterebilme özelliğini Fenerbahçe kazandı. Yani dünkü karşılaşmada Fenerbahçe'nin 60'a 55 ikili mücadele kazanma şeyi var. Yani bu rakamlar çok yüksek. Yani ligin başında Fenerbahçe 40'lı rakamlarla ve rakibinin hep gerisinde kalan ikili mücadelelerde kalıyordu. Bu özelliğini Hatayspor maçında tekrardan sahaya yansıtabilirse Fenerbahçe'nin orada çok ciddi pozisyonlar vermeden maçı döndürebileceğini ve oradan yani 3 puanla dönebileceğini tahmin ediyorum ama çok zor maç. Hatayspor yani formunun şu an zirvesine çıkmış vaziyette. Yani olabilecek en üst seviyede. Bilmiyorum dahası olur mu? Hani daha büyük sürprizler yapar mı Hatayspor? Fenerbahçe için hani zor bir deplasman olacak. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili Uzay abi. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi pazarlar diliyorum. İyi haftalar. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.